ateşler sönmez, hiçbir ilaç şifa vermez. Gönlüm aşk yolundan dönmez, kah güler kah gülemez. Aşk dikeni az incitmez. Açarım güllerimi, bir kale bulurum sonunda. Yumarım gözlerimi. Açarım güllerimi, bir ışık bulurum sonunda. Yumarım gözlerimi. Alacak onları. Tamamdır. Görünmüyorsun ne zamandır? Nasıl gidiyor hayat? Evleniyorum. Yapma ya. Büyük haber bu. Kiminle? Ay vallahi dibi tuttu ya. Ay, ay anneanne. Az kalsın taşıyordu. Gitti mi güzelim sütlaç? Yok yok gitmedi. Ben son dakika yetiştim. Artık anlatacak mısın neler oldu? Çatladım burada ya. Ay çok fena. Defne, işkence ama bu. Tamam anlatacağım dur bir saniye. Gel gidelim içeri. Ne oluyor? Gel gel, havadis var. Aa, yok. Sen karnından konuşuyorsan biz onu duymuyoruz ki. Evleniyorum. Ne? Allah'ım dur. Biliyordum ya Rabbim şükür. Ay, ay bir dakika sektireceğim çocuğu şimdi şuradan. Kız vallahi. Kız sessiz olan annem duyacak. Niye be? Kaçan mı? Yok artık. Ya izin vermem olmaz. Ya tamam arkandayız falan dedik de ya, bir yere kadar ya. Ya yok yok saçmalamayın be ne kaçması. Ya şimdi anneannem duymasın böyle belveleye verecek ortalığı. Ondan sessiz olup.
Bir dakika, bir dakika. Borç. Fikret, ya sana anlattım ya. Sen o parayı gidip... Aynen, kapattım borcu. Hiçbir engel kalmadı. Ya. Sen şimdi Ömer İplikçi'nin hanımı mı olacaksın? Görse galiba. Vay be. Sinyor İplikçi'nin güzel eşi ha. Havaya bak. Tipe bak. Çıkırın çıkar. Konuştun mu? Konuştum, konuştum. Bekliyor. Ömer ya, eminiz değil mi? Yapıyoruz yani. Yapıyoruz kardeşim, eminiz. Söyleyin bakalım, konu ne? Bilgi lazım. Galo hakkında. Galo ha? Enzo'nun defilesi sizden çıkmış, duydum. Öyle oldu. Siz de? Gereğini yapacağız. Ne biliyorsun Galo hakkında? Annesi İtalyan, babası Türk. Pek fazla düşmanı yok. New York'ta çok ünlü bir arkadaş çevresi var. Onu el üstünde tutuyorlar. Doğru insanlardı arkadaş yani. Öyle. Dehası önemli birkaç kişi tarafından keşfedilince kısa zamanda yükseldi. Buyurun. Ufak tefek. Ama yemek düşkün. İyi bir yemek için 6 saat uçtuğu söyleniyor. Başka? Başka pek bir zaafı yok. Hayır işlerine meraklı. Pek para pul düşkünü de değil. Bize pek öyle gelmedi ama. Peki şey, düşmanı? Tek bir düşmanı var. Düşman denirse. Vanni. Vanni mi? Hadi canım. Peki bu Vanni'yi kendine düşman etmeyi nasıl başarmış? Buna baş tasarımcılığı teklif etmişler. Bütün ısrarlara rağmen kabul etmemiş. Vanni de prestijini düşürmek için onu intihalle suçlamış. Benim tasarımları benden arakladı falan diye yaymış. Bana davalık olmuşlar yani. Öyle. Şimdi Vanni'ye bulaşan Galo'dan uzak duruyor. İki ayrı kutup gibiler. Vanni uluslararası marka. Yani Galo için iyi olmamış. Vanni'ye bulaşan Galo'dan uzak duruyor. Güzel. Güzel. Defne. Sadri Usta. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen dükkanı buraya mı taşıdın? Evet, buraya taşıdık dükkanı. İso sağ olsun. İşte sorumluluğu da beraber yüklendik. Ay çok iyi fikir, harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ay hayırlı olsun, öpeceğim vallahi. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Siz şimdi baya baya maneli oldunuz yani. Öyle olduk artık. Ömer nasıl? Canım daha mı iyi olmasın? Daha mı cillop olmasın yani? Keyfi nasıl yerindedir? İşi gücü falan bırakmıştır diyorum. Bir havuzun başında böyle limonatasını yudumluyordur bence. O derece. Ya, bir şey mi oldu? Ha yok. Yok. Cemre. Cemre şey oldu, düştü ya şimdi. Havalar falan böyle iyi, çok güzel, keyifli havalar. Onu diyor değil mi Nihat? Ha? Biz de işte şey yapıyorduk, pazara şey yapıyorduk. Var mı bir ihtiyacınız alalım? Ay yok güzel yavrum, sağ olasın. Ya çayımızı istediniz be kızım. Şimdi işlerimizi falan hallederim. Belki uğrar içeriz bir çayınız sonra.
Tamam canım benim. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İso, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi dönerken ara, yardım edeyim. Tamam, oldu. Kızım niye söylettirmedin evleneceğinizi? Ay niye an Ömer'e bıraktım? Ya bu güzel anın haberini kendisi versin ustasına istedim. Ha, ay ben kereste. Ben hiç düşünemedim. Ya onu biliyorum. Tamam tamam, biz 20 dakikaya oradayız. Hı, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Boş muymuş? Boşmuş, bekliyor. Şaşırdı biraz ama. Cumartesi olduğu içindir. Ne deseydin? Pazartesiye kadar galoyu gömmemiz lazım. Çok acelemiz var. Galoyu gömmüyoruz Sinan. Defileyi gömüyoruz. Gömebilirsek tabii. Yani o toplantıya kadar 36 saatimiz var. Senin plan da biraz net ameli. Bakalım. biz yapalım atışımızı. Tutarsa bakacağız artık. Hadi anlat. Niye anlatayım ya? Yasemin, ne iş? Yasemin? Önce Sude, şimdi bu. Ya senin de gözünden bir şey kaçsın be kardeşim ya. Kaçmaz kardeşim, hadi sen anlat, hadi. Ya ne bileyim ama bu sefer çok farklı. Yani. Ömer üstüme Cemre düştü ya. Hani böyle insanın üstüne parıltı yağar ya. Yani her zaman gördüğün kişiyi böyle farklı görmeye başlarsın. Havalanırsın. Aynen aynen, ha, havalanırsın ya. Aynen öyle işte. Bir de bu hani... Şimdi Yasemin biliyorsun. Bilmez miyim? İlk geldiğinde de vurulmuştun zaten. Öyle de işte o zaman herhalde zaman değilmiş. Şimdi böyle farkındayız birbirimizin. Hani bir şey var aramızda. B'si bu ara fena. Bayağı çekti kendini. Niye? Bilmiyorum, bir bilsem, bir anlasam niye? İş yüzündendir belki. Ben yok ya, sanmıyorum. Bence başka bir şey var. Ayıp olmasın istemiştir Sude'ye. Ne bileyim, belki de bizim küçükçe de konuşmuştur Yasemin'le. Yasemin de vicdan yapmıştır belki falan. Olabilir ya. Yani. Gerçekten olabilir. Ya bir insanı böyle deli gibi düşünüyorsan, acaba o da o anda seni düşünüyor mudur? Ya da mesela böyle birdenbire aklına geliyorsa, hani o an seni düşündüğü anlamına mı gelir? Ha, olabilir. Şimdi birini tut aklından. Ama Ömer meşgul ki. Canım işte geri zekalı başka birini düşün. Düşünemiyorum. Ay tipe bak ya, aşka boğuldu. Tamam, ben düşünüyorum. Şimdi düşünce gücümle olaylara yön vereceğim. Ne? İşte ben birini düşüneceğim. O da bir anda karşımıza çıkacak. Nasıl? Kimi düşünüyorsun? Ne yapıyorsunuz kızım? Niye aramadınız beni? Yüklenmişler poşetleri. Ay iyi oldu valla. Parmağım uçmuş ya. Bak işte, gördün mü? Oha, İsa oydu. Aynen canım. Şak diye çıktı karşımıza. Hayır, ben de anlasam mevzuyu. Şimdi ben hamileyim ya. Hı-hı. Böyle bir takım pizişik güçler geliştirdim. Serdar'a falan hep yön veriyorum bu aralar. Analık gücü. Ona Allah gönlüne göre verirmiş derler ama. Neyse. Sen anlamazsın canım. Ana olmadığın için. Allah Allah, bak bak, bu da yeni moda çıktı ha, böyle bir havalar, bir şeyler, şişinmeler ama. Yakında o da olur canım. Görünen dağın ırağı olmaz. Ya İso. Ne var kızım? Hayır, ben miyim evlenen? Ben evleniyorum. Evlenen miyim? Ben evleniyorum. Ay. Efendim Yasemin Hanım? Ha. Ha yok yok, tamam. İsterim tabii. Tamam. Peki, geliyorum. Fikret'le defilede sen çalış diyor. Ne güzel işte. Hiç güzel değil canım, hiç güzel değil. Neyse, ben gideyim çabucak bir hazırlanayım, üstümü başımı değiştireyim de. Gel dedi yani, çünkü çağırdı. Ama siz şey yapın ha, yavaş yavaş gelin. Sonuçta şimdi sen içinde insan taşıdığın için
Böyle ağır 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 gel. Oldu. Hadi canım. Yok abi. Ben yine anlamadım bu işten bir şey. Her zamanki gibi. Tabii tabii, çok kısaltmadan abi. Böyle ucundan ucundan. Peki. Ha, Vanne geliyormuş Sinan. Aa, ne diyorsun? Türkiye'ye. İşte şimdilik confidential'mış ama işte kimse bilmiyor. Bir şey diyeyim mi? Harika bir haber. Biz iyi ki de çekilmişiz bu gala defilesinden. Yoksa bırak Vanne'yi yakalamayı kovalayamazdık bile ya. De iyi denk geldi. Hazır gala öyle de buluşmuşken. Tabii tabii. Bir şey diyeyim, çok çok güzel haber. Yani biz sıkı bir plan yapmalıyız. Vanne bizimle çalışmalı oğlum. Top resmen ayağımıza geldi. Bu kadar olur. Ya sen deli misin ya? İhya olduk ihya. Bana bak, kimseye duyurmadan düşelim adamların peşine. Eğer bu işi alırsak emekli oluruz oğlum. Eline sağlık. Eyvallah. Sıtk abiciğim. Görüşmek üzere. Arayı açmayın ha. Tabii tabii. Tabii tabii. Alo. İplikçi buradaydı. Büyük haber var. Görüşmemiz lazım. Ömer, ne haber? İyiyim Defne. Sen? Biraz huzursuzum. Ya Yasemin Hanım defile için beni çalıştıracak. Hiç içime sinmiyor. Sonuçta sen çalıştın. Senin elinden kaçtı. Ben senin tarafındayım. Çalış Defne sen, çalış. Öğrenebileceğini öğren. Nasıl olsa o defile olmayacak. Nasıl ya? Dur, dur söyleme. Niye ki? Çünkü biz istemiyoruz. O yüzden. Ay, sen niye bana şimdi böyle bir şey... Ben niye böyle bir şey öğrendim ki şimdi? Tamam, kapatıyorum ben. Bay bay. Ben ne yapacağım şimdi ya? Saçımı örebilirsin mesela. Ha, gel örelim hadi. Dur bakalım. Ben tarağını da. Yeni yetişkin dünyasının açmazlarından biri değil mi? Sorma Esra ya. Hiç öğrenmemem gereken bir şey öğrendim. O zaman bilmiyormuş gibi davran. İşte davranamam öyle. Saklamam lazım ama... saklamam gereken insanlara gönül borcum var. Oo, yanmışsın sen. Hem de nasıl? Ay hayır ya, ben böyle bir olayların merkezinde olmak istemiyorum ki. Ben bilmek istemiyordum böyle bir şey. Ne var yani Ömer'in böyle gömleğinin cebinde yaşasam? Sıkılırsın bence. Deli misin? Keşke öyle olsa. Vallahi bir ömür boyu oh. Dertten, tasadan uzak. Kurulmuşum sevdiğim adamın kalbinin üstüne. Oh vallahi gıkım çıkmaz. Toka. Tamam. Söyle bakalım şimdi nereye? Bir durak daha var. Sonrası diyorsun, Allah kerim. Sonrasına bakacağız kardeşim. Aa, ben geldim. Yasemin Hanım yok mu? Yasemin yok cicim. Sude verelim. Olur. Gelsene, oturalım. Bu defile meselesi herkes biraz gerdi galiba. 200 bin ödemişsin. Ödedim. Kıl payı. Gözümün yaşına bakmayacaktınız değil mi? Sude sen var ya, gerçekten çok fenasın. Ben mi? Ben mi fenayım? Evet. İnsanların hatalarından medet umuyorsun. Açıklarını kolluyorsun. Ama ben kimseye yalan söylemiyorum. Ben böyleyim. Kötü diyorsan kötü. İnsanlar beni sevmeyebilirler ama söylediklerime güvenirler. Çünkü ben her zaman doğruyu söylerim. Parayı ödedim, mesele kapandı. Kapandı. Nasıl kapandı ya? Ömer'i kandırıyorsun. Parayı ödemiş olman, para karşılığı Ömer'in kalbini çaldığın gerçeğini değiştirmez. Söyledin mi ona? Olaylar aslında böyle böyle dedin mi? Hayır. Ya Defne sen... Yani nasıl söylesem?
Kendine pek konduramıyorsun ama baya baya zengin avcısı durumundasın cicim şu an. Sude, ya bir insan kendini nasıl böyle bir duruma sokar ben anlamıyorum. Aslında iyi de bir kızsın. Defne, para kazanmanın daha kaliteli yolları var. Ben, ya tamam. Belki de öyle değildir. Belki de ben yanlış anlıyorumdur. Ben sadece dışarıdan bir göz olarak konuşuyorum. Bir de içeriden görmek gerekiyor demek ki. Umarım Ömer de içeriden senin gördüğün gibi görür. Ben Ömer'i çok seviyorum Sude.